Bu videoda pek çok polinomu birbiriyle çarpacağım ve umarım bu, bunları kendi başınıza yapabilmeniz için size yeterince tecrübe kazandıracak. Şimdi oldukça kolay bir soruyla başlayalım. Diyelim ki sadece 2x çarpı 4x eksi 5. Evet bunu çarpmak istiyorum. Burada dağılma özelliğini kullanacağız ve gerçekten bu polinom çarpımların hepsini yaptığımızda bu dağılma özelliğini tekrar tekrar kullandığımızı göreceksiniz. Hadi başlayalım. Bu 2x çarpı 4x artı 2x çarpı eksi 5'tir. Veya eksi 5 çarpı 2x de diyebilirdik ki böyle yazalım. Eksi 5 çarpı 2x. Tek yaptığım 2x'i dağıtmak. O halde ilk terim katsayıları çarpabiliriz. Hatırlayın 2x çarpı 4x ile çarpmada terimlerin sırasını değiştirebilirsiniz. Bu 2 çarpı 4 çarpı x çarpı x ile aynı şeydir. Ve bu da 8 çarpı x kare ile aynı şeydir, öyle değil mi? Hatırlayın, x'in birinci kuvveti çarpı x'in birinci kuvveti. Kuvvetleri toplarız. x çarpı x'in x kare olduğunu biliyorsunuz. Yani bu ilk terim 8 x kare olacak. Ve ikinci terim eksi 5 çarpı 2 x, o da eksi 10 x'tir. Peki, şimdi biraz daha zor bir alıştırma yapalım. Diyelim ki, 9 x küp çarpı 3 x kare eksi 2x artı 7. Şimdi yine dağılma özelliğini kullanacağız. Yani 9x küpü bu terimlerin her birisi ile ayrı ayrı çarpacağız. 9x küp çarpı 3x kare. Bunu da açık yazalım. Bundan sonrakileri aklımızdan yapmaya başlayacağız. Sonra eksi 2x çarpı 9x küp ve daha sonra artı 7 çarpı 9x küp. Dikkat ettiyseniz 9x küpü bazen önce yazdım, bazen daha sonra yazdım. Bunu eksi işaretinin başta olmasını sağlamak adına yaptım. Ancak çarpmada çarpanların yer değişikliği sonucu değiştirmez. Evet, bu bir değişiklik yaratmayacak. Peki, buradaki ilk terim ne olacak? 9 çarpı 3, 27'dir. Çarpı x üssü, üsleri toplarız değil mi? Bunu üslü ifadelerin özelliklerinde öğrenmiştik. Bu x'in 5. kuvvetidir. Eksi 2 çarpı 9, 18 x üssü 1 var ve üssü 3 var. x'in 4. kuvveti deriz. Artı 7 çarpı 9, 63. Bu 63 x üssü 3'tür. Yani sonuçta bu 5. dereceden polinomu elde ettik. Şimdi çok terimli iki polinomu çarptığımız bir örnek yapacağız. Saniyeler içinde ne demek istediğimi size göstereceğim ve bunu cebirde çok 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 sık göreceksiniz. Diyelim ki elimizde x eksi 3 çarpı x artı 2 var. Ve burada kullandığımızın da dağılma özelliği olduğunu size göstermek istiyorum. İzin verin bunu şu şekilde yazayım. Çarpı x artı 2. Yani bunun burada büyük bir sayı olduğunu düşünelim. x artı 2'nin önündeki bir çarpan. Buna göre şimdi bunu bu değişkenlerin her birisine dağıtalım. Yani bu x eksi 3 çarpı şu yeşil x artı x eksi 3 çarpı bu yeşil 2 olacak. Tüm yaptığımız x eksi 3'ü bir bütün olarak kabul edip dağıtmak. Bu sadece dağılma özelliği. Hatırlayın eğer elimde a çarpı x artı 2 olsaydı bu neye eşit olurdu? Bu a çarpı x artı a çarpı 2'ye eşit olurdu. Ve burada x eksi 3'ün a ile aynı şey olduğunu düşünebilirsiniz. Sadece dağıtıyoruz. Ve şimdi dağılma özelliğini tekrar kullanacağız. Bu durumda şimdi x'i x eksi 3'e dağıtıyoruz. x'i diğer tarafta görmek isteyebilirsiniz ancak her halükarda sadece çarpıyoruz. Bu eşit olacak. Renk kodlarına dikkat edeyim. Bu x çarpı x eksi 3 çarpı x artı x çarpı 2. Renklere dikkat etmek için büyük acı çekiyorum aslında ama bunun da önemli olduğuna inanıyorum. Neyse eksi 3 çarpı 2. Tüm yaptığım x'i dağıtmak ve 2'yi dağıtmak. Yakında siz de buna alışacaksınız. Bunu bir adımda yapabiliriz. Aslında bunun içindeki her bir terimi, onun içindeki her bir terim ile çarpıyorsunuz ve ileride bunu yapmanın daha hızlı yollarını da öğreneceğiz. Ancak burada size düşünce tarzını göstermeye çalışıyorum. Buna göre bu neye eşit olacak? Bu x'in karesine eşit olacak. Buradaki eksi 3x olacak. Bu artı 2x olacak. Ve daha sonra buradaki de eksi 6 olacak. Dolayısıyla bu x kare eksi 3 çarpı bir şey artı 2 çarpı aynı şey. Ne yapar? Eksi bir tane o şey. Değil mi? Yani eksi x eksi 6. Bunların ikisini çarptık. Şimdi devam edip başka bir soru çözmeden önce bunu aklımızdan da yapabileceğimizi size göstermek istiyorum. Bu adımların hepsini yapmamız gerekmiyor. Bunun gerçekten sadece dağılma özelliği olduğunu göstermek istiyorum. Bunu yapmanın hızlı yolu yeniden yazalım x eksi 3 çarpı x artı 2 ise buradaki terimlerin her birisini bu terimlerle çarpmak istiyorum. Yani bu x çarpı şu x, yani x kare ve daha sonra bu x çarpı 2 var, yani artı 2x ve daha sonra bu eksi 3 çarpı bu x var, eksi 3x ve daha sonra eksi 3 çarpı 2, bu da eksi 6. Ve böylece daha sade hale getirdiğinizde bir kez daha x kare eksi x eksi 6'yı elde edersiniz. Buna alışmak için biraz alıştırma yapmalısınız. Ve bundan sonra yapmak istediğim şey, Temel ilkeler yine aynı. İki terimli bir ifade ile üç terimli bir ifadeyi çarpacağım. Pek çok kişi bunu korkutucu bulur. Ancak göreceksiniz, biraz sabır gösterirseniz aslında o kadar da korkutucu veya zor değil. 3x artı 2 çarpı 9x kare eksi 6x artı 4. Bunu Aynı daha önce yaptığımız yolla yapabilirsiniz. Yani 3x artı 2'yi bir bütün olarak alıp bunu bu 3 terimin her birisine dağıtabilirsiniz. Bu terimlerin her birisiyle 3x artı 2'yi çarpabilirsiniz ve daha sonra bu terimlerin her birisini 3x artı 2'ye dağıtırsınız. Eğer bunu uzun yolla yapmak isterseniz ki aslında gerçek hayatta pek böyle yapmazsınız ancak bizim elde edeceğimiz ile aynı cevaba ulaşırsınız. Eğer daha büyük polinomlarınız varsa aklıma gelen en kolay yol çarpmak. Uzun sayıları çarptığınız gibi. Buna göre bunu şu şekilde yazacağız. 9x kare eksi 6x artı 4 ve bunu 3x artı 2 ile çarpacağız. Şimdi düşünelim. Normal sayıları çarptığınızda birler basamağı var, onlar basamağı var, yüzler basamağı var. Burada da sabitlerin yeri var. Birinci derecenin yeri var, ikinci derecenin yeri var ve eğer gerekirse üçüncü derecenin yeri var. Yani her şeyi doğru yere koymalısınız. Buna göre buradan başlayın. Aynı geleneksel çarpma işlemindeki gibi çarpacaksınız. 2 çarpı 4, 8'dir. Bu sabitlerin yerine gider. 2 çarpı eksi 6 x eksi 12 x'tir ve buraya bir artı koyacağız. Bu artı 8'di çünkü. 2 çarpı 9 x kare 18 x karedir. Buna göre bunu x karelerin yerine koyacağız. Şimdi 3 x kısmına geldik. Bunu mor renkle yapayım ki farklı olduğunu görelim. 3 x çarpı 4 12x'tir. Artı 12x. 3x çarpı eksi 6x. Bu nedir? x çarpı x. x karedir. Yani bu buraya gelecek. Ve 3 çarpı eksi 6 eksi 18'dir. Ve son olarak 3x çarpı 9x kare. x çarpı x kare x'in 3. kuvvetidir. 3 çarpı 9 27'dir. Bunu x'in 3. kuvveti için ayrılan bölüme yazıyorum. Ve şimdi benzer terimleri toplayacağız. Buna göre 8 aşağı indi. Başka sabit terim yok. Yani bu sadece 8. Eksi 12x artı 12x. Bunlar sadeleşti. 18x kare eksi 18x kare. Güzel. Bunlar da sadeleşti. Buna göre burada sadece 27x küp kaldı. Ve işimiz bitti. Bu tekniği iki terimli bir ifadeyle iki terimli bir ifadeyi çarpmak için veya üç terimli bir ifadeyle üç terimli bir ifadeyi çarpmak için de kullanabilirsiniz. Veya biliyorsunuz burada beş tane terim bile olabilir. Eğer her şeyi kendi derecesi için olan yere doğru şekilde koymayı başarırsanız bu teknik her zaman işe yarar.